soruyorum. Selçuk Yeçer. Ben de başka bir şey merak ettim. Şimdi bakın, bilim insanları araştırarak hakikaten Ali Güler Euro'ya giriyor. Çok güzel bir iş yapmış. Ankara nüfusuna kayıtlı görünüyor. Hacı Bayram Beli Mahallesi 160 lira bir numarada oturduğu görünüyor. Fakat esas Osmanlı kayıtlarında daha önce çıkan nüfus belgesi ortaya çıkartmış Ali Güler. 15 yıl boyunca Atatürk biyografisi ve secerisi üzerinde araştırma yapmış. Benim merak ettiğim ne oldu biliyor musunuz? Eğer araştırırsanız Atatürk'ün 1800'lerin işte sonlarından kalma nüfus belgesine, doğum belgesine bile ulaşabiliyorsunuz da Erdoğan'ın diplomasına nasıl ulaşılamadığını ben kusura bakmasınlar hanımefendiler, beyefendiler. Yani merak işte bu. Ne yapacaksınız? Bizim de gazeteci olarak bir kediyi bir de gazeteciyi merak öldürüyor ya malum. Şaşırtıcı. Nasıl? Evet. Şimdi mesela bize bir belgeler gösterildi. Değil mi? Diploma diye. İmza yok. Mühür yok. Bir şey yok. Biz gerçek belge gerçek diplomayı gördük mü size göre? Yok, ben yani gösterilen bir şey yok bize. Yani bizim gördüğümüz zamlar, bizim gördüğümüz işte son dönemde Merkez Bankası Başkanı'nın 25 defa görevden alınması, bizim gördüğümüz yüksek enflasyon, bir de kandırıldık. Ama diplomayı hala görmüş değilim ben de yani. Halbuki insan bununla gurur duyar değil mi? Gurur duyduğunuz bir belge değil mi? Sizi Cumhurbaşkanlığına kadar taşımış yani bir anlamda. Yani Marmara Üniversitesi'ni, İktisat Fakültesini bitirmişsiniz. Öyleydi değil mi? Evet, evet. Açıklama oydu yani. Evet, evet. Ama yani sonra ülkenin sonra lideri pozisyonuna gelmişsiniz ve devrimsel hareketler yapmışsınız, müthiş işler falan. Ben olsam gururla böyle tam da her gittiğim yerde arkama astırırım yani o diplomayı. Bunda bir sakınca görmüyorum ben ama belki de övünmek istemiyor Sayın Cumhurbaşkanı bunu. Şimdi bakın, övünmek istemeyebilir. Anlarım. Ben de mesela Harvard'daki doktoramı mesela niye olmaz? Ay niye aşk olsun? Ben de mesela Stanford'daki şeyimi. Neyse ya, o kadar uzağım ki şeyimi dedim farkındaysanız yani. Tam ismini bile koyamadım ya, o kadar uzağım. Stanford'daki o şeyi ben de mesela. Evet. Biz hani tevazudan, fakat evet. Şimdi Erdoğan da mütevazı bir lider, onu da biliyoruz. Hı. Yani mütevazusu saraydan anlaşılıyor. Bin küsur odalı saraydan anlaşılıyor. Ya hani vallahi sinirimiz bozuldu da ondan gülüyoruz. Farkındasınız değil mi? Yurt dışında özellikle Amerika'da ve Almanya'da nedense iki ülkede ya da oralardan bana geliyor da ben oralarda var zannediyorum. Belki başka ülkelerde de olabilir. Pek çok işte mizah programında, mizah içerikli programda Türkiye'den bahsediliyor. En önemli başlık da bin küsur odalı saray. İnsanların aklı almıyor. Hakikaten aklı almıyor. Yani nasıl yani? Cumhurbaşkanlığı binası mı bu diye. Onun için hani arada böyle bizim de dilimize düşüyor. Ne yapalım? İlk akla gelen bu oluyor. Şimdi tevazus dediğim gibi oradan belli, saraydan belli ama burada başka bir şey var. Mütevazi olup olmamakla ilgisi yok bu konunun. Bunun anayasayla ilgisi var. Çünkü anayasa diyor ki yüksek eğitim, öğrenim görmüş olması lazım. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının. Yani mesela Ecevit lise diplomalıydı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı olamıyordu. Zaten adamcağızın da hiç öyle bir şeyse hamlesi de olmadı nitekim. Ama eğer biz bir diploma görmek istiyorsak, bunu hakikaten salt merakımızdan, Erdoğan'ın tevazusunun boyutlarını öğrenmekten falan değil mesele. Anayasanın gereği yerine geldi mi gelmedi mi? Ya burada esasen kurumlar devreye girmeli değil mi? İlgili kurumlar devreye mesela, girmeli. Yani Anayasa Mahkemesi belki mi? Bilmiyorum. Yok. Yani kim araştırır? Kim, savcılık mı? Hakimler mi, Anayasa Mahkemesi mi, başka bir kurum mu, üniversiteler mi? Yani onların bağımsızlığının ne kadar önemli olduğu burada ortaya çıkmıyor mu aslında? Ya bakın neyi tartışıyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın diploması var mı, yok mu? Çünkü yoksa sahiden bugüne kadar
yaptığı görev askıda kalmış olacak aslında. Değil mi? Aramıza yani ehliyetsiz araç kullanmak gibi bir şey kesinlikle. Bu galiba, değil mi? Öyle tanımlamak gerekiyor. Aynen öyle. Hı? Aynen. Ehliyetsiz araç kullanmak. Ehliyetsiz ülkeyi yönetmek. Yani kriterlere uygun değilsiniz. Yok, tam tersi bir durum varsa zaten bir problem kalmıyor ki, insanlar da şeffaf bir şekilde bunu görmüş, öğrenmiş oluyor. Ama tabii resmi olarak bunun onaylanması lazım. O tarihlerde, hatta bu saatten sonra diplomayı göstermek yetmez. Belki hani sınav notlarını falan da ortaya koyulması gerekiyor. Sınavlara girildi, çıkıldı, hangi senelerde orada oldu, okudu mu, okumadı mı? Yani bununla ilgili bütün ayrıntılı verilerin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu kadar soru işaretinden sonra, eğer varsa. Ne kadar garip değil mi? Yani çok, tartıştığımız şeylere çok. Bakar mısınız? Biraz önce sizi dinlerken... Şimdi maske aramıza... falan dedin ya. Yani ne dedim, eyvah nereye geldik biz? Maske, ülkede neleri konuşuyoruz ya? Maske konuşuyoruz. Konuşacağız daha neler. Ondan sonra neler? Bu başka şey başka var, maske. Komünistlere bir gönderme var. Hepsi ahlaksızmış. Şimdi aramıza yeni katılanlar olabilir. Onlar için bir kez daha hatırlatıp nereden Erdoğan'ın diplomasına geldik meselesini açıklamak istiyorum. Bugün 4 Ocak Atatürk'ün doğum günü. Gerçek doğum günü. Osmanlı'daki nüfus kayıtlarına göre. Ve belgesi de bulunmuş Osmanlı arşivlerinden. Araştırınca bulunuyor. Biz bu ülkede, bakın, Osmanlı 1800'lerin sonlarından, düşünsenize, harp olmuş, darp olmuş, bir imparatorluk çökmüş. Oranın arşivlerinden doçent, yardımcı doçentmiş o zaman Ali Güler, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, ki benim fakültemdir. Ben ondan sonra girdim. Nereye gitmiştim? Harvard. Oxford'a gitmiştim. Harvard'a mı gitmiştim? Neyse, onlardan birine gitmiştim. Stanford. O arada. Latife bir yana, Ali Güler, ellerine sağlık, bu belgeyi ortaya çıkartıyor. Atatürk'ün doğum tarihini, gerçek doğum tarihini oradan öğreniyoruz biz. Bunu öğreniyoruz. Bakın, neredeyse bir 100 yıl sonra öğreniyoruz. 150 yıl sonra neredeyse hatta öğreniyoruz. Ve Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasını öğrenemiyoruz. Buradan gelmiştik. Hani dediğim gibi sonradan görüyorum, çünkü arada yeni katılanlar oluyor aramıza. Bir dakika ya, nereden geldiler bunlar? Zammın azlığına sinirlenip birdenbire buraya mı daldılar diye düşünenler olabilir. Bir ek yapabilir miyim? Bu bilim adamı Atatürk'ün 150 senelik sırrını, çok da önemli bir sırrını ortaya çıkartmış aslında, doğum tarihini. Avrupa'da da başka bir sırrı ortaya çıkartan iki bilim adamı var, biliyorsunuz. Şimdi Euro'ya resimleri konulacak, fotoğrafları konulacak. Aşıyı bulanlar, değil mi? Biontech'i bulanlar. Acaba bizim bilim adamımıza da bir ödül verilecek mi bu konuyla ilgili? Merak ettim. Dedim ya, bir kediyi bir de gazeteciyi merak öldürüyor diye. Şimdi efendim, bakın, merak edecek çok şey var.